2 Temmuz 1993 yılında Sivas Matbaa Oteli'nde 33 canımız, iki de otel çalışanı toplamda 35 canımız diri diri yakılarak katledildi. 2014 yılında katledilen canlarımızın yakınları Anayasa Mahkemesi'ne başvurup bu davanın insanlığa karşı işlenmiş bir suç kapsamında değerlendirilmesini talep ettiler. Süreç çok ağır ve hantal bir şekilde işliyor. 15 Şubat Perşembe günü bu dava tekrar gündeme gelecek. Bizler bütün canlar, Alevi canlar olarak aslında Aleviliğin dışında gerçekten çağdaş, demokrat, demokratlığı, insan haklarını içine sindirmiş her kesimin bu davaya sahip çıkması lazım. Çünkü ortada bir katliam mevcut ve bu insanlığa karşı yapılmış bir suçtur. Bu suçun mutlaka cezalandırılması lazım. Ve biliyorsunuz insanlığa karşı yapılmış suçlarda zaman aşımı fiili işlemez. Alevi canlıya yönelik Osmanlı döneminden beri var olan fakat Cumhuriyet'in kurulmasından itibaren de artarak devam eden bir Alevi yok sayma, Alevi katletme, Alevi dışlama uygulamaları gerçekten bizleri canımızdan bezdirmiş durumda. Yani bakıyoruz işte Maraş'ı, Sorun, Çorum'u, Sivas'ı, Dersim katliamları bunlar hepsi Alevi canlarımıza yönelik yapılmış katliamlardır. Sivas'taki bu katliam da yine orada birçok aydın ve sanatçının yanında çoğunluğu Alevi canlarından oluşan insanlar katledildi. Ve şehrin merkezinde yani ordunun, emniyetin, bütün devletin kolluk güçlerinin gözetimi altında insanlar diri diri yakıldı. Bunu kabul etmek, bunu hoş görmek ya da bunu unutmak mümkün değil. Biz Aleviler olarak bize yapılan bu zulmün karşısında her zaman ve her yerde bir arada kalarak, birlikte mücadele ederek kendi etnik kimliğimizi, dini inançlarımızı özgürce yaşayacağımız bir toplumu inşasını hep birlikte yapmamız gerekir. Çünkü devlet bizi Alevi vatandaşlarını gerçekten muteber vatandaş kavramının dışına çıkarmıştır. Daha çok devletin dini İslam ve Sünni İslam'dır. Aleviliği hala sapkın mezhep olarak değerlendiren bir sürü kurumlar, devlet iktidarında bulunan kişiler bunu böyle anlatıyorlar. Ama biz biliyoruz ki biz bu topraklarda İslam'dan çok çok daha önce var olan bir kadim bir inanca mensubuz. Bizim nazarımızda dünyadaki bütün canlar, doğadaki bütün canlar bizim için anlamlıdır. Hiçbir canın zulme uğramasını hoş görme gibi bir durumumuz olamaz. Biz yapılan bütün zulümlerin karşısındayız ve bunun takipçisi olacağız. Bunun özelinde beraberinde Sivas katliamını tekrar burada lanetle kınıyorum. Gerçekten bu katliamın bir insan suçu olduğunu belirtiyorum. Ve insanlığa karşı yapılan suçlarda zaman aşımının olmayacağını, çünkü bu bir insanlık dramıdır. Burada da faillerin yargılanması gerektiğini inanıyorum. Saka suyunun ketresi dertlere derman gönüllere aşk ola. Gittiğin yer dert görmeye, hak hizmetin kabul muradın vasıl olsun. Yüzün ak, özün pak olsun. Ömrün uzun, yuvan neşe ve huzur dola.